Ezber kural sorusu iki tane karşılıklı açının açı ortayları kesiştiğinde kalan açıların farkının yarısıdır kural. Ve burada içeriye çökük olan daha küçüktür. Yani x daha büyüktür. x eksi 90 bölü 2 15. x arkadaşlar 120 derece d Bu arkadaşlar şöyleydi. iki tane e, böyle ardışık açı ortay kesiştiğinde şu x geriye kalanların toplamının yarısıydı ama x diğerlerini bilmiyoruz ki x'i nasıl bileceğiz. O zaman 85'ten yola çıkacağız. Burada 85'te bu B ve C'nin açı ortaylarının kesim noktası olduğu için D ve A'nın toplamının yarısı eşit olacak arkadaşlar 85 dereceye. Böylece D artı A ne yaptı? 170. D artı A 170 ise B artı C de 190 derece. Haliyle B ile C'nin toplamının yarısı da burada arkadaşlar X'e eşit olmuş olacak. Bu da 190 bölü 2'den 95 C şıkkı. Küçgen muhteşem üçlü 3, 3. Yine dik üçgen muhteşem üçlü 4, 4. Haliyle arkadaşlar 6'nın karesi 36 artı x kare eşittir 64 artı 27. Buna göre 64, 27 Topla, daha doğrusu 64'ten 36'yı çıkarayım önce. 28 x kare 28 57 27 daha 55 oldu. x de buradan köke 55. Karşı kenarların kareleri toplamı eşitti arkadaşlar. Ne zaman? Köşegenler dik kesiştiğinde. Evet burada şimdi arkadaşlar 67.5 67.5 olduğu için bence böyle uzatalım. Çünkü 67.5'ların toplamı 135. Buraya kalır 45. Ve ikiz dik üçgen oldu. X, X oldu. Şimdi şöyle hemen bakacağız. X, XX, X, X kök 2. İkiz üçgen. X artı X kök 2 eşittir. X artı 6'ya. Böylece bakın. X buradan 3 kök 2. B şıkkı. Ve burası alfa. Buraya da 180 eksi alfa dersek zaten toplamları 180. 90 daha 270. Böylece bize D'nin de 90 olduğunu bir nevi söylüyor. Artık o zaman hipotenüsü çektim. Ortak iki tane hipotenüsü aynı olan dik üçgen. 16 artı 64 eşittir. 12 artı x kare. Buradan da ee, kaç yapıyor? 68 eşittir x kare yapıyor. 2 kök 17 eşittir. x a şıkkı. Biraz özgürsünüz aslında arkadaşlar. Yani nasıl ee, daha kolay görürseniz öyle alan bulursunuz. Ben şimdi şöyle yapmak istiyorum. Böyle bakın bir üçgene böleceğim. Burası 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı 3 bölü 2 bu bölgenin alanı. Sonra arkadaşlar bir de şunu yapacağım. Bakın burası. Burası da 2 çarpı 2 bölü 2. Yani istediğiniz gibi özgürsünüz. Sonra burası 2 çarpı 4. Bir dikdörtgen ve 4 çarpı 1 bölü 2. Haliyle 9 artı 2 artı 8 artı 2. Buradan da o zaman e, 10, 1, 2 daha 13, 8 daha kaç yapıyor? 21 yapıyor değil mi arkadaşlar? Şimdi iki nokta arası 21 santimetreymiş ya o zaman burada şunu görmeniz lazım. Aslında bunların alanı bu bulduğumuz alanın 4 katı olacak. Neden? Biz kenarları çarpıyoruz ya. Bakın şimdi. Siz bir kenarı çarptığınız zaman A çarpı A dediğinizde A kare oluyor. O yüzden bulduğum bir birime göreydi. Her bir kenar 2 katına çıktığı için 2 kenarla çarpıyoruz. 2 çarpı 2'den 84 olmuş olacak D şıkkı. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bu A e uzatalım. Neden uzatıyorum? Bakın burada... Bir kere hipotenüs bir dik kenarın ilk katı ise 30 60 90 üçgendir. Burası 60 olur. Burası 60 olur. Böylece bak burası 30 olur. Hatta ters açıdan bu E açısı da 30 derece olur. Böylece arkadaşlar 30'un karşısı 8 ise 90'ın karşısı 16. EP'ye 6 kalır. 30 30 120 iki kök oldu. 30'un karşısı 8 ise 60'ın karşısı 8 kök 3. Böylece buraya da 6 kök 3 kaldı. E şıkkı yerlerde hangi formülün bazen nereden geldiğini ya da ekstra ikinci yollarını söylüyorum ama böyle faso-fiso bir konuda özellikle dörtgenler çok temel özellikleri lazım bize. Burada ezber özelliği verip geçebiliriz. O da şudur köşegenler dışbükey bir dörtgende bu dışbükey bir dörtgendir mavi dörtgen bu köşegenlerden bir tanesini ve diğerine çarparsınız bölü iki. Çarptıktan sonra bunların aralarındaki açının da sinüsünü alırsınız. İşte size Fonks, e, fonksiyon nereden çıktı ya? Bu dörtgenin alanı o kadar saçma şey ki benim de kafam karıştı. Böylece kök 3 bölü 2 oldu. Cevap da buradan 12 kök oldu. Gerçi içime sinmedi. Hadi ben ikinci yolda da yapayım. İsteyen dinlesin. İkinci yol olarak da şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Alırız böyle. Buraya x derim. E, hatta 2x diyeyim. Kesirlerle uğraşmayalım. Şurası x kök 3 olsun. Burası da arkadaşlar x kök 3 artı 2 kök 3 değil mi? Ee, böylece büyük üçgenin alanı 12 çarpı x kök 3 artı 2 kök 3 bölü 2 eksi küçük üçgenin alanı yani BCD'yi çıkaracağım 12 çarpı x kök 3 bölü 2 zaten onlar gidecek yine bu kalacak aslında geldiği yerde bu yine de içime sinmediği için anlattım. Evet burada şimdi iki tane açının toplamı 240'dan büyükse o zaman bunların da toplamı 120'den küçüktür. Alfa alfa beta beta dersek 2 alfa artı 2 beta 120'den küçük olacaktır. Çünkü bunlar daha büyük. Eğer 120 olsaydı alfa artı beta 60 olurdu. Burası da 120 olurdu. Ama alfa artı beta 160'dan küçük olduğu için o zaman bu açıda 120'den büyük olur. 120 olsaydı kosinüs teoremi 64 artı 9 eksi 2 çarpı 8 çarpı 3 çarpı eksi 1 bölü 2 kosinüs 120'den dolayı bunlar gitti. 64, 9 daha e, 73 artı e, 24 buradan da o zaman 97 oldu. Şimdi kök 97'den büyük arkadaşlar x çünkü açı 120 dereceden daha büyük. Ama neyden küçük olacak toplamlarından o zaman 10 olur başka da hiçbir şey olmaz şıkkı. Şimdi burada arkadaşlar şöyle orta noktalardan yararlanmak için ve AD'den yararlanmak, CB'den yararlanmak için bir paralel çekeceğim. Tamam mı? FT paralel AD. Paraleli çektim. Böylece F orta nokta olduğu için T de orta nokta oldu. 3 geldi. Sonra aynı şekilde bu ET'yi birleştireceğim. E orta noktaydı. O zaman 6 16'nın yarısı burası 8 oldu. Şimdi şuraya alfa dersem yöndeş açıdan alfa olur. Buraya beta dersem yöndeş açıdan beta olur. Bak burası 60 derece olacak. Çünkü bize bu iki açının toplamını alfa ve beta'nın 120 olduğunu vermiş. Doğrusallıktan 60 geldi. Yani şöyle bir görüntü oldu. 60 derece. 3, 8, x'i istiyor benden. Buradan hemen 8'in karşısından dikimdiriyim. Hadi kos teoremi yapayım. Üşendim şimdi ben de. 64 artı 9 eksi 2 çarpı 3 çarpı 8 Kosinüs 60 1 bölü 2 bunlar gitti. 73 eksi 24. 49 eşittir x kare. X 7 arkadaşlar. C şık, B şıkkı. Her soru tiplerinden biri arkadaşlar bu. Şimdi şöyle yapıyoruz. Buradan böyle bir köşegeni çekiyoruz tamam mı? Şimdi bu köşegeni çektikten sonra şunu yapacağım. Şöyle 6'ya paralel çekeceğim bir tane arkadaşlar. Şöyle bir K orta noktası olsun. DB köşegeninin. Böyle çektim. Sonra burası orta nokta ya böyle. EK'yı da çektim. O zaman bu da 18'in yarısı 9. Şimdi arkadaşlar bu DC ile AB'nin paralel olduğunu söylememiş ya. Paralel olursa eğer soruda öyle bir bilgi yok. Paralel olursa yamukta orta taban olur. Yani 18 artı 6 24 bölü 2'den 12 olur. O yüzden 12'den küçük eşit diyeceğim. Hemen 12 küçüktür demeyeceğim. 12'den küçük eşittir. Bir de üçgen eşitsizliği gereği şurada. 9 3'ten 6'dan büyüktür bu EF. 6'dan kesin büyüktür o tamam. Ama dediğim gibi 12 olabilir, olmayabilir. Yamuk olup olmamasına göre toplamda bu yüzden alabileceği 6 tane değer var C şıkkı. Hatta bir kere daha buna benzer bir çözüm yapmıştık. Yine bakın şöyle. Şu şekli FCEB'yi alacağım buraya yapıştıracağım tamam mı? Çünkü kenarları aynı. Şöyle alıyorum FE burada f üssü olsun. İşte burada arkadaşlar şurası D olsun. D üstü diyelim pardon. aldım yapıştırdım. Yani 50 derece burası. Tamam mı? Şunu aldım buraya. Sonra burada bakın şu AD üssü CB birbirine eşit olduğu için burayı çekince aynı zamanda şu FC de DF eşit olduğu için katladığım daha doğrusu katladım da diyorum pardon yapıştırdığımda bunlar da birbirine eşit. O zaman bakın burada bir paralel kenar oluştu. E, paralel kenar oluştuğu için de şu açıyı bir bulursak işimiz rahat. Onu da şuradan bulacağız. Zaten ikiz kenar olduğu için 80, 100, 100, 50 derece olur. Burası ikiz kenar üçgenden. 50, 30, burası 100. Paralellikten dolayı 80. Neden paralel bu arada? Bakın şu buna eşit, burası buna eşit arkadaşlar. Dolayısıyla DD üstüne, FF üstüne paralel olur. Cevabımız buradan e, pardon ya şurayı niye 100 dediysem 30'a 50 daha 80 2 iç dıştan o zaman x de 100 derece oldu e şıkkı.